Arkadaşlar, merhaba. Şimdi size şurada 2-3 gün içinde başımızdan geçen bir olayı anlatacağım. Biliyorsunuz Mercedes'le uğraşıyoruz, seviyoruz. Babamın arkadaşı işte, kendinde Captiva var. Dedi Ayhan abi, dedi işte, dedi E180 buldum, Mercedes. Onunla takaslayacağım arabayı dedi. Bana yardımcı olabilir misin? E250 de olabilir yani. Fark etmez. 212 kasa. Bizim burada Kocaeli'nde arkadaşlar bir tane araç buluyorlar. Arabanın airbagleri açmış ama arabada sadece boya var. Değişen vesaire yok. Hasar kaydı yok. Neyse, gidiyorlar arabayı buluyorlar. Galericiler sitesindeymiş araç. Galerici arabayı veriyor. Diyor ki istediğiniz yere gösterin diyor. Arabayı ben eksper yaptırdım. Eksper raporunu da gösteriyor aracın. İşte buyurun eksper raporu. Babamlar diyor ki yok diyor, biz diyor kendimiz eksper yaptıracağız arabayı diyor. Kendimiz göstereceğiz. Tamam, gösterin diyor. Arabayı babamlara veriyor. Fiyat da vesaire tabi anlaşıyorlar. İşte kendi araçlarını bırakıyor babamlar. Adamın arabasını alıyorlar. Bizim Kocaeli'nde de Tarcanlar Eksper var. YouTube'da videoları var. Meşhur böyle veremli arabalarda ustadır yani. Gidiyorlar Tarcanlara. Neyse. Tarcanlar da aracı Eksper'e sokuyorlar. Sami Bey işte ilgileniyor. Sami Bey'in dediği, araçta değişeni geçtim, komple amosör kulesinin olduğu yer yok mu? Yani amosörün bağlı olduğu o saç, o direk, orası komple değişmiş arkadaşlar. 2011 bir aracı, araç 2012 idi. 2011 bir aracın kaputunu, çamurluğunu, işte farını, tamponunu, orasını komple geçirmişler araca. Tabi rengi rengine olduğu için araç, mesela araç beyaz, takılan parçalar da orijinal beyaz olduğu için sökülme takılmalara orijinal diyorlar. Neyse, biz aracı geri getirdik, bıraktık. Olabilir yani. Galerici arkadaş bize bir kelime kullandı orada. Dedi ki Sami Bey dedi, beni aradı dedi. Abi dedi, kusura bakma. Bilseydim senin aracını bu kadar incelemezdim dedi. Satardın aracını dedi. Böyle bir kelime kullanmışlar diyor. Şimdi ister istemez Sami Bey YouTube'dan biz tanıyoruz. Yani biraz zorumuza gitti böyle yapması. Biz arabayı bıraktıktan sonra galeriye tekrardan Sami Bey'le görüştük. Sami Bey dedik, böyle böyle bir durum oldu dedik. Yani galerici bize böyle bir kelime kullan dedik. Aslı var mıdır? Sami Bey bize kanıtıyla telefonda çıkarttı, gösterdi. Abi dedi, siz buraya gelmeden önce dedi, beni dedi aradılar dedi. Böyle böyle bir araba geliyor senin oraya dedi. Bazı inceleme dedi, detaya girme dedi. Öyle üstten bak, arabayı satalım diye bir kelime kullanılmış Sami Bey'e. Tabi Sami Bey de böyle bir şey yapmayacağı için üzerine düşen görevi orada yerine getirdi. Arabanın kusurlarını söyledi. Bize tabi aslında şöyle bir şey var. Yani öyle bir şey, telefon geldiğinde hiç ekspere bile sokmamıza gerek yoktu aracı. Tamam hemşerim. Direkt aracı geri getirirdik biz yani, biraz da neyse olmuş artık. Arkadaşlar yani araç alırken dikkat edin. Yani galeriden ya da şahıstan da olsa, galerici ya da şahıs size eksper kağıdı gösterse dahi aracın, inanmayın arkadaşlar. Adamları var, istedikleri gibi raporu doldurtuyorlar, istedikleri gibi aracı yazdırıyorlar.
ve galericinin gidelim dediği eksperlere kesinlikle gitmeyin. Kurumsal eksperlere gitmeye çalışın arkadaşlar. Yani görüyorsunuz başımıza gelen olayı. Yani bu abimiz 250 bin TL araca para verecek. Artık kısmış, bir yerlerden biriktirmiş. Yani böyle bir kesilmiş araba niye alsın? Ya da alacaksa da bunu bilmesi lazım adamın. Yani o şartla alması lazım. Sen adaş, yani böyle bir aracı nasıl verirsin adama ya? Yani söylemezsin. İlginç arkadaşlar. Yani insanların vicdan meselesi bu. Yani 3 kuruş kazanacağım diye. Ben isim vesaire vermem. Galerinin de kim olduğunu biliyorum. Aracı da söylerim. Yani biliyorum kim olduğunu. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Gerek yok yani böyle şeylere. Yazık, günah yani. İnsanların alın terlerini çalmak mı oluyor artık? Neyse bu. Neyse, buradan Sami Bey'e de teşekkürler. Allah razı olsun. Yani her zamanki gibi, videolarındaki gibi aracı inceledi, kusurlarını çıkardı. Teşekkürler Sami Bey. Arkadaşlar, size tekrardan söylüyorum. Eksper yaptırırken çok dikkat edin. Özellikle lüks araç alırken 3 kat, 4 kat daha fazla dikkat edin arkadaşlar. Yani uruksuz araba önemli değil ama arkadaşlar, yaşı olan araba. Yeni arabalarda yani bir çuval paranızı çöpe atarsınız arkadaşlar. Size şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler.